Hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum. Xalqimizda shunday gap bor: bir anor ming bemorga davodir. Anor nafaqat real hayotda bejirim va foydalidir, balki rassomlar fantaziyasidagi yorqin ranglar malikasi ham hisoblanadi. Ko'pincha anorni danaksiz iste'mol qilishni xayol qilardik. Sizda ham shunday bo'lganmi? Hech danaksiz anor haqida eshitganmisiz? Xayolimiz hayotga aylandi. AgroTV telekanalda sensatsion yangilik: danaksiz anor. Demak, biz boshladik. Demak, biz hozir o'sha sensatsion yangilikni to'liqlicha sizga yoritishga harakat qilamiz. Yonimda suhbatdoshim bor. Hozir suhbatdoshingizga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Avvalambor bu yangilikni eshitib, to'g'risi ochig'i shunaqa ham bo'lishi mumkin ekanmi? Anor daraksiz bo'lishi mumkinmi? Xayolimga sig'madi o'zimni, ochig'i. Mana birinchi bir yaqin do'stimiz Rahmatjon, menda anor daraxtim bor. Süyesiz, danaysiz deganda men ham ishonib ishonmay bu narsaga qaradim. Keyin o'zi erinmasdan bahor oyida menga ko'chatini tashlab ketdi do'stimiz. 2-chi yil hosil berishi boshladi. Mana hozir 5 tup anorimizdan oilamizga yetarli hosil olibmiz. Haqiqatda anor juda shirin. Anaqa donasi yirik. Danagi yo'q. Danagi puch. Danagi yo'q deb bo'lmaydi. Bor puch yo'q hisobida. Nihoyatda shirin, serhosil anor. Oilamiz bundan mamnun bo'lib shuni iste'mol qilibdi. Tushunarli. Demak, bu hozir bu ko'chatda ekilganiga necha yil bo'ldi? Taxminan 7 yil bo'ldi. 2-chi yildan hosilga kirishni boshladi. 3-chi yildan kiribdi. Mana hozir 4 yildan beri hosilni yeyapti. Hozir tadbirkorlarimiz invento uslubida buni ko'chatini ko'paytirishyapti. Juda yaxshi, shirin, oila xursand bo'ladi. Yosh bolalarga ham qo'rqmasdan bemalol berilaveradi anor. Nihoyatda shirin anor. Juda iste'mol qilgim kelgandi. Albatta, kelishdan oldin danagi umuman yo'q, demak. Qisqa, kichkinagina dediz. Yumshoq narsa bor, dana emasdi u. Anorni ekish sxemasi deymiz. Ketma-ketligini 2 metr ekkanman. Yo, yo'l tomoni 3 metr. 3ga 2 qilib ekkanda juda maqsadga muvofiq bo'ldi. Yaxshi yetilyapti. Shunda quyoshga ham to'yinib, hali fotosintez deydi, o'shanga to'yinib yaxshi shirin hosil beradi. Ko'pchilik o'zi oddiy o'zimizni anor ekkanda suv berilmas edi deyishardi. Bunga men suv ko'p berdim, bironta yorilgani yo'q. Anorni yorilgan hosilni ko'rmadim. Hozir o'zim ishqozchilik bilan qarayman. Suvini nammanam beraman, tegidan ham ketkizmayman. Hosili ham shirin, yorug'i yo'q. Bizani o'zimizni anori eski bog'bonlarimiz ko'proq qantarroq, suv bermayroq ushlab turishadi. Bu suv talab ekan. Boshqa o'zgarish sezmadi. Hasharot tushmasligi uchun zaharli moddalardan berib, shira, o'rgimchakkani, tripska hasharotlarga qarshi ishlab turdik. Bir 2 marta septimmi, 3 marta septim, shu bilan hosilga yetib keldi, unaqacha qiynagan ham yo'q. Mineral o'g'itlar berayotganimizda NPK, azot, fosfor, kaliy. Shuni 3 xili bor. Birinchisi teng miqdor deysa, keyingisi fosfori ko'p, keyingisi kaliysi ko'p. 3 marta shundan berildi. Aprellarda, moylarda bitta NPKni teng miqdordagisini bergan bo'lsam, azot, fosfor, kaliyni. Keyingisida iyun oylarida fosfori ko'pini berdim. Avgust oyida kaliysi ko'pini, NPK kaliysi ko'pini berdim. Shunda juda maqsadga muvofiq hosil olindi. Oilamdan maza qilib yetdik. Kerakli ma'lumotlarni yetkazganingiz uchun muxlislar tomonidan sizga tashakkur bildiramiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Anor ishga kelamiz. Albatta, hamma komandamdan kutamiz. Meva yegandan keyin bir maza qilib yeyishim kerak. Bir vaqtda mana masalan tarvuzni masalan danaga bor edi. O'zim hali ham tarvuz danaga bor, lekin dunyoda hozir danaksiz tarvuz chiqqan. Nimasi xuddi yumshoq ichida nimasi qattiqlik joyi yo'q. Bemalol yeb olsa bo'ladi tarvuz bilan birga. Dunyoda bugungi kunda 2 nav bor danaksiz anori. Bittasi bu tarixan o'zi tabiiy ravishda kimdir Irondan chiqqan deydi, kimdir shu atroflardan chiqqan deydi. Hozir u anor Yevropaga borib, masalan Ispaniyada juda ham ko'p qo'llanilyapti. 2-chi anor bu Amerika olimlari yaratgan seleksiya qiluvchi Wonderful degan anor bor, DLC degan Ispaniyani 2 navi bor. Bu yerda turganimiz bizlar Ispaniyani DLC'si. Ispaniya DLC'si anorni
oşa 3 yıl oldu. In vitro çıkıp, in vitro'da 3 yıl oldu anorni bize in vitro hatı köpetilgenmiz. Özbekistan'da bugün gökünde bu yerde Fatih ekene, Ahmancan ekene uyuyamaz. Bu danaş anor rojdan yaptı. Lekin zatçısı sasyan dedi ki, indi bu kırıp gel yaptı bize. Yani danağı mayda bulganın için bunu danağından köpeytirsem cüde azap. Vegetatif köpeytiriş biraz efektimsi yok. Şunun için bana in vitro teknolojisi bir de yaşlı olansa gerek. Şimdi anorganı kaçıp gelmemizde bu anorunu başka anorlardan farkı, danağı yok. Şimdi hasılı cüdeyem yumurması şirin, meyvesi şirin. Cüdeyem kottamaz, 1 kiloluk varyantları yok bu anorunu. Tahminen 600 gram geçe bu, mesela İspanya'nın ki. Lekin başka anorgan caligi nüva kılışı, köpeytirişi, usturişi, ozuk okat birişi, hacmi, boyu farkı yok başka anorgan. En mühim olarak nasası, kanakazdan haddi nazar, daşı pişmeyen anorgan nüvası şirin, meyvası şirin. Cüde şirin anorgan. Çünkü bollar ki deneyiz bulgayın için, şirin bulgayın için bollar bunu mazak gibi yiyor. Tasputkem yakışı, boş kanalda hizmetten. İyi avgustan şu, şimdi sentyabr oyları geçir, meyve hasılıkladı. Üç yılda bu yan hasılıkla kırardı. Şimdi yaman hususiyetlerini boş kanalda boşalıp, kurtulup sıra bana 1120 gram bulgayın için, kumul bulgayın için anal soğuk olgen. Tegeden çıkıp durdu, tegeden hoşuna çıkan derse ki yengeni yana hasılıkla kırardı. Bu anal yan bari bir soğuk çıdamsız bulgayın için, bunu yan bari yokuş gerek. Şu zamandan uzunmuzda anal yan ispatlanmış, hiç farkı yok. Deneksiz anorunu Özbekistan'da geleceği var. Bize anor yedi ya, halkımızın birinciden, ikinciden. Zaten bollarımız gibi anor cüde ya, faydalı. Vat ki bozarı var, cüde bozarı var anor bu. Bu ekspertke çıkarışken cüde mukum soplanadı. Şunun için bana çoşu 30-40 faiz anor plantasyaları şu deneksiz anordan buluş gerek. İspanya şaraitinde de bu ideali anorda. İspanya'mla bizarı ki, cihaz şaraitimiz okşaydı. Bu anorun yaşlık, yaşı, mamdaki ısık, klimat yaşı bulan. Şunun için bunu geleceği pol bakmayan çoğu işler. Bizim aynı damdaki cahilaşığımız, uzunluklarını in vitro usulde yetiştiriş laboratoriyası. Sebabı yönde danaksız anorunu, bu uçaklarını in vitro usulde tayarlanış cereyanını etibar ingizge namayış edemez. Laboratoriyasida viruslarga, kasalliklarga chidamli hujayra texnologiyasida yetishtirilgan ko'chatlar yetishtiramiz. In vitro jarayonida bizlarning birinchi vazifamiz oziqa muhit tayyorlab olishimiz kerak. Buning uchun bizlarning bu jarayonimizda oziqa muhitimizda makro mikro elementlardan foydalaniladi. Bu makro mikro elementlar yerning tarkibida bo'lgan makro mikro elementlar qanday bo'lsa, xuddi o'shanday bo'ladi. Faqatgina bizlarda agar va distillangan suv farq qilgadi. Agar bu dengiz o'simligidan olingan, agar o'simligidan olingan bu agar hisoblanadi. Shu jarayonlarda foydalaniladi. Har bir o'simligimizga, har biriga o'ziga mos sreda, ya'ni oziqa muhiti tayyorlanadi. In vitro kasalliklarga chidamli hujayra texnologiyasi klonlashtirilgan ko'chat yetishtirdi. Teplitsada ko'chatlar yetishtirganimizda bizlarda unga bir teplitsaga ancha ko'chatni urug'ini ekamiz, keyin yetishtiramiz. Faqat urug'dan chiqqanini bizlar sotamiz, uni ko'paytirmaymiz. Bunda esa bonkadan chiqqanini bitta bonkaga, masalan, har bir o'simligimiz 1'ga 5 yoki 1'ga 10 koeffitsiyentda qayta-qayta o'zidan ko'paytira olamiz laboratoriyada. Tbilisida esa qayta-qayta ko'paytira olmaymiz. Dalada ham qayta-qayta ko'paytira olmaymiz. Yoki o'zidan urug'dan chiqqani har xil chiqadi, bu bonkada o'silgani esa bir xil chiqadi.
Anorni in vitro holatni ko'paytirish, ne, xonasida turibmiz hozirda. Endi savol tug'iladi, nima anorni ham in vitro ko'paytirish kerakmi? Nima kerakki bor anorni in vitro ko'paytirishni, ne? Vegetativ ko'payadi, urug'dan ko'payadi degan gaplar bor, ne? Bu o'simliklarni vegetativ ko'paytirishi asosiy sababi kasallikdan tozalab olish. Eng muhim narsasi shu. Limon diyam, anor diyam, vegetativ ko'paytiruvchi o'simliklar hammasi oldinlari aytganimdek, kasallik o'zidan o'ziga o'tkazib ketaveradi. Va yig'ilib boraveradi kasallik. Vegetativ ko'paygandan keyin. Shuning uchun ma'lum bir vaqtlarda o'sha yaxshi plantatsiya qilaman degan odamlar o'sha kasallikdan ozod materialni olish kerak. O'sha materialni biz tayyorlab beramiz. Qanday qilinadi u? Mana masalan, biz mana anorni bitta ko'chatini oldik. Mana o'sha ko'cha. Endi tasavvur qilinglar bu ko'cha juda ham qari ko'cha. Bu endi yosh ko'cha, ildan chiqamiz. Qari ko'chani qanday qilamiz bu? Mana shuni biz kepashishlar kesamiz. Kesamizda mana bu qismini meristema deydi, o'sish nuqtasi. Yoki yondan chiqamiz, yondan olamizda. Mana shuni biz spirt bilan, kerik bilan nima qilib, sterilizatsiya qilib sirlashtirib, zamburug' va bakteriyani o'ldirib olamiz. Chunki spirtni bo'ladi ko'plar, to'g'rimi? Kim buni olib suvni oziq-ovqatga ekamiz. Suvni oziq-ovqat har xil moddalardan iborat suvni oziq-ovqat. O'sadigan muhit, ne? Steril holatda. O'sha ekkanimizni mana buni qo'yib qo'yaman, keyin mana bankani olamiz. Bu bankada o'sha ekilgan suvni oziq-ovqatga ekilgan o'sha meristemadan chiqqan o'simliklar. Bu o'simliklarni 2-3 marta aylantirganimizdan keyin virus ham orqada qolib ketadi. Qarabsizki, biz zamburug'dan tozaladik, bakteriyadan tozaladik, virusdan tozaladik. Nachat anorimiz toza. Irsiyati bir xil. Ham irsiyati bir xil, bu degan so'z. Agar fermer shu anordan plantatsiya qilaman desa, o'simliklarning hammasi bir xil. Hosildorligi bir xil. Va kasallikdan umuman ozod. Shu ikkita narsani in vitro qilaman holatda ko'paytirish anor uchun ta'minlab beradi. Va bugungi kunda bu texnologiya hozir noyob, yilning oxirigacha xudo xohlasa taxminan shu 200 mingdan 500 minggacha biz hozir shu anorni in vitro ko'chatlarini tayyorlashni rejalashtirganmizda. Agar shu rejalarimiz to'g'ri chiqib, fermerlarimiz, xalqimiz mana shu danaksiz anor plantatsiya yaratsa, bu nafaqat O'zbekistonni iqtisodiyot uchun, bu bozor uchun muhim, lekin chet el uchun ham muhim. Bunaqa anorni juda ham qimmat to'laydigan davlatlar oladi. Mana masalan Avstriya. Avstriyada hozir sekin-sekin danaksiz anor o'sha supermarketdan ham chiqyapti. Da, lekin juda kam. Eng qimmat, chunki kam. Da, Daniya va Shvetsiya qimmat davlatlar bor-ku, o'sha davlatlar bozoriga chiqsak, masalan Rossiya bozoridan 1 dollar ishlasak, u dollardan 5 dollar ishlasak. 1 gektardan shunda 1 dollar daromad emas, 1 dollar 5 marta ko'p daromad chiqadi. Shuning uchun bu anorni kelajak eksport potensiali juda kuchli. Oldinlari virtual olamda danaksiz mevalarning videorolikini ko'rib, hayratga tushardik. Hozirgi hayotimizda ilm va innovatsiyalar yuqori darajada rivojlangan. Yuqori darajadagi sensatsion yangiliklar bilan AgroTV telekanalida ko'rishguncha.